Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler. Ben çocuk doktor Doktor Mahir Tanrıverdi. Bu videomuzda da biraz tomografiden bahsedeceğiz. Gene bu konuyla ilgili de sık sorular geliyor. Hocam işte çocuğumuz düştüğü kafasını çarptığı tomografi çektirelim mi? Ya da gittik hastaneye ama bize tomografi çekmediler. Neden tomografi çektiler? Ya da atıyorum işte doktor tomografi istedi ama biz işte çok korktuk, çekindik. Tomografide radyasyon varmış, zarar verir mi gibi sorular geliyor. Bunlar mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağız. Siz de kafanıza takılan noktaları videonun gene alt kısmından soru olarak yazabilirsiniz. Mümkün olunca cevaplandıracağız. Şimdi baştan başlayacak olursak hocam işte bir çocuğumuz düştü, kafasını çarptı. Ne yapalım? Bu çocukta işte tomografi gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi tabii ki beyin kanaması şüphesi olan ister çocuk olsun, ister yetişkin olsun kişilerde öncelikli olarak tabii en önemli elimizdeki güç şeylerden, silahlardan bir tanesi tomografi, bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı tomografisi düşme, çarpma, işte kafa travmaları gibi durumlarda eğer gerekli görülürse tabii ki istenebiliyor. Peki bilgisayarlı tomografideki sıkıntı ne? Bilgisayarlı tomografi ne yazık ki tabii radyasyon içeren bir görüntüleme yöntemi. Yani size bir şekilde tomografi çekildiğinde size ya da çocuğunuza o tomografi çekilen bölgeye önemli olan da radyasyon da veriliyor. Dolayısıyla burada tomografi çekilme konusunda oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Gerekli durumlarda çekilmesi, gereksiz durumlarda da tomografiden uzak durulması gerekiyor. Dolayısıyla böyle düşme, çarpma, kafa çarpma ile ilgili durumlarda genellikle hangi durumlarda daha çok tomografi isteniyor? Eğer bir kere eğer düşen, çarpan, kafasını vuran çocuk ya da yetişkinde bir kere bulantı kusma, özellikle şiddetli bulantı kusma varsa bu bir beyin kanaması belirtisi olabiliyor. Dolayısıyla şiddetli bulantı kusması olan kişilere genellikle tomografi çekilmesi öneriliyor. Gene düşme çarpmadan sonra çok şiddetli ağrıya karşı dirençli geçmeyen şiddetli baş ağrıları gene bir beyin kanaması belirtisi olabiliyor. Bu durumlarda bazen gerekli görülürse tabii tomografi çekilebilir. Kişi düşüp çarptıktan sonra çocuk olsun yetişkin olsun bayılma bilinç kaybı gibi bir durum yaşadıysa bu da gene bir beyin kanaması belirtisi olabilir. Bu durumda da gene tomografi çekilebilir. Ya da işte gittiğinizde acil servisteki doktorların işte size yaptıkları bir muayene var. Nörolojik muayene dediğimiz. Bu nörolojik muayenede anormal bir bulgu saptarlarsa bu da gene tomografi çekilmek için bir gereklilik oluşturabilir. Neden? Gene bu da nörolojik muayenedeki saptanan anormallikler de yine beyin kanaması belirtisi olabilir. Dolayısıyla kısacası düşme, çarpma, kafayı vurma ile ilgili durumlarda tomografi eğer beyin kanaması şüphesi varsa genellikle çekilen bir görüntüleme yöntemidir. Burada tabii gittiğinizde acil serviste doktor sizi muayene edecek, işte öyküsünü alacak. Eğer muayenede bir anormallik varsa ya da işte şiddetli bulantı kusma, baş ağrısı, bilinç kaybı gibi durumlar varsa, bayılma gibi durumlar varsa orada sizi takip eden, muayene eden hekim size tomografi sizden ya da çocuğunuzdan tomografi isteyebilir. Burada tabii ki en önemli nokta tomografi çekilmesine karar verecek kişi aileler değil. Burada kararı verecek kişi sizi muayene eden doktordur. Dolayısıyla buradaki sizi muayene eden hekimin acilde sizi muayene eden hekimin mutlaka muayenesine güvenin ve onun önerisi doğrultusunda hareket edin. Eğer sizi muayene eden hekim çocuğunuzu muayene eden, sizi muayene eden kişi, hekim tomografi çekilmesine gerek görmüyorsa o zaman tabii ki tomografi konusunda çok ısrarcı olmaya gerek yok. Ancak sizi muayene eden hekim, sizi ya da çocuğunuzu tomografi çekilmeye gerek var, burada bir beyin kanaması şüphesi var diyorsa da buradaki o hekime gene uymak, o hekimin önerisine uymak ve bu doğrultuda tomografiyi çektirmek gerekir. Kısaca sonuçta şöyle bir kısa bir özetleme yapmamız gerekirse evet tomografi gerçekten de oldukça radyasyon içeren ne yazık ki radyasyon içeren bir görüntüleme yöntemi. Dolayısıyla biz de hastalarımıza ya da çocuklarımıza radyasyon vermek istemediğimiz için tomografi gibi radyasyon içeren görüntüleme yöntemlerini ancak önemli durumlarda, gerekli durumlarda, gerçekten de ciddi durumlarda istiyoruz hekimler olarak. Dolayısıyla eğer sizi düşme, çarpma, kafa travması gibi durumlarda muayene eden hekiminiz tomografiyi gerekli görüyorsa tabii ki mutlaka hekiminize uyun ve tomografisi çektirin. Ama eğer gereksiz görüyorsa da bu durumda tomografi çekilmeyebilir. Ancak tomografi çekilmeyen vakalar için çocuk veya da yetişkin olsun şunu da bilgilendirmek yapmak gerekir. Genelde acildeki doktor bunu söyler. Yani bir şüpheli daha çarpma, vurma, kafasını vurma ile ilgili bir bulgusu olan bir hasta acil servise gittiğinde muayenesinde ciddi bir sıkıntısı yoksa, işte şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı gibi bir şey yoksa, tomografi çekilmeyecekse genellikle şöyle söylenir. İlk 6 saat, onun dışında işte ilk 24 saat mutlaka yakından takip edilsin bu hasta. Bu hasta da eğer herhangi bir sıkıntılı bir durum olursa, işte bulantı, kusma, bilinç değişikliği, baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı gibi tekrar hastayı geri getirin. Çünkü böyle bir durumda gerçekten de tekrar tomografi çekilmesi gerekebilir. Dolayısıyla söylediğim gibi, yani eğer doktorunuz gittiğinizde acil serviste size tomografi çekmediyse muhtemelen bu bilgilendirmeyi yapacaktır. Yani eve gidin, çocuğunuzu takip
takip edin. Eğer evde bulantı, kusma, bayılma, anormal bir davranış, nöbet geçirme gibi anormal bir şey olursa mutlaka çocuğunuzu tekrar acil servise getirin diyeceklerdir. Böyle bir durumda çünkü tomografi gerekliliği ortaya çıkar. Tomografi ile ilgili mümkün olduğunca bilgilendirmeyi anlatmaya çalıştım. Sizin de gene kafanıza takılan bir şey olursa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Oradan gene mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağız. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.